Merhaba arkadaşlar, bugün taş parlatalım dedik. Şöyle hemen bir tane bileği taşımız, pedimiz, şöyle hemen 320 kumla işe başlayalım dedik. 320 kum, gitgide bunu arttıracağız arkadaşlar. 320, 420, 500, neyse işte böyle kademe kademe gidecek. Şimdi burada da parlatma pedimiz var. Şimdi bununla bu zımpara. Bu farklı bir şey. Bu da parlatıyor. Üstündeki son işe yaramaz tozları alıyor. Parlatıyor yani. Şöyle yüzlük. Bu da bir yüzlük. Bu 400'lük. Bir de bir binlik vardı sanırım buralarda. Bulursam size onu da takdim edeyim. Burada binlik, binlik işte burada. Gözümüz de görmüyor. Şöyle yüzlük, 400'lük. Şu da binlik. Evet. Yine işte şöyle 5000'e kadar bakın pedlerimiz var. Bunlar hep zımpara. 5000 kum yani demek 5000 kum. Bunları nalburculardan falan bulamazsınız. Kolay kolay öyle bulabileceğinizi zannetmiyorum. Yani ben çok aradım. Normal düz zımpara aradım. Onu bile bulamadım. Yani yüzlükten başkası yok. İnternetten sipariş vermeniz gerekiyor. Ben internetten almadım. Ankara gezisinde bana Erkan Pirdoğan abim verdi. Biliyorsunuz işte Ankara gezimiz oldu. Takip edenler bilir. İhtiyacımız olanları artık siz de böyle bir şeye karar verirseniz arkadaşlar internetten sipariş edin, yoksa piyasada yok. Hemen sadete gelelim. Şöyle doğa tarafından tamburlanmış denizde, derede neyse tamburlanmış. İşte fazla kıyısı köşesi olmayan, keskin yeri olmayan, sadece şeker gibi taş diyoruz ya, böyle pırıl pırıl şeker gibi aynı. Ona aday sadece şu, bakınız şuradaki beyaz füzyon. Onu aldığımız zaman bakın olmayan yerler nasıl. Onu aldığımız zaman işte şeker gibi taş olacak. Zaten şeker akiği diyoruz bunlara. Karadeniz şeker akikleri. İşte şunu da Giresun'dan bulmuştum geçtiğimiz videolarda. Bakın ne güzel taşlar. Şu Manisa'ydı. Fakat biraz böyle çok da parlatılmaya gelecek bir taş değil. Buna size örnek olsun diye gösterdim. Böyle kıyılı köşeli taşlar pek yani bu tarz şeylere gelmez. Bunları kesmek gerekiyor arkadaşlar. Yani kesici disklerle öyle zımpara dayanmaz yani. Aşındıralım da dümdüz olsun demeye gelmez. İşte bu tür taşları böyle şu beyaz füzyon dediğimiz yüzeysel kabuk, maksadımız bizim bunları parlatmak arkadaşlar. Bakınız. Bu hemen hemen burada bütün taşlarda var. Şimdi işe başlayalım. Ben hazırlığımı yaptım. Bunları sökerken, takarken sizlere gösteremedim maalesef. Çünkü tek başımayım. Kamerayı tutacak kimse yok. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Ben hazırlığımı yaptım. Sizler de kendinize uygun olanı kendiniz yaparsınız. Bu bir bileği taşı. Şöyle. Buradan taşını çıkardım. Bu aparatları taktım. Şimdi yavaş yavaş sadete gelelim.
Yalnız susuz çalışmıyoruz arkadaşlar. Taşımız her ihtiyaç olduğunda bir suya sokalım. Tekrar işleme devam edelim. Bunun tozu çok tehlikeli. Hiç öyle kimseye tavsiye etmem susuz çalışmaya. Hem bir de taşın yüzeyine de zararlı yani bunu çalışmak. Şimdi değerli arkadaşlar 320 kumdan direkt 1200'e geçtim. Neden böyle yaptım? Çünkü 320'nin üstü yok. 1200 çıktı kutudan. 1200 kum. Artık ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Siz 100-100 giderseniz bu tür taşlarda çok daha iyi verim alırsınız. Arkadaşlar şimdi de 5000 kumu takıyoruz. Taşlarımızın hali şu an bu şekilde. Şöyle. Biraz daha işlem istiyor. Devam edeceğiz.
Arkadaşlar 400'lük parlatma pediyle biraz işlem yaptım bunu. Kameraya almadım. Makinamız da bu arada biraz ısındı. Şimdi buraya binlik pedimizi takacağım. Şöyle bakınız. Bu yeterli değil. Buradan aşınıp fırlama ihtimali var. Her ne olursa olsun. Sizler de yaparsanız şöyle önleminizi alın. Şakaya gelmez bunlar. Çok fena dönüyorlar havada. Boşa çıktıkları zaman. Usturadan beter ederler adama. Ona göre önleminizi alın yani. Çok sıkıntılı durumlar yaşarsınız. Aman dikkat. Gitgide güzelleşiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu beyazlıklar taşın kendi malzemesi. Demek ki dış füzyon, yani dış etkenlerle oluşmuş füzyon değil. Bu arada makinemiz de bayağı bir ısındı. Biraz dinlendirelim. Bu arada da sohbetimiz biter bitmez hemen kamerayı da biraz duraklatayım arkadaşlar. Çünkü makinemiz bayağı bayağı ısındı. Ama şu arada yüzeyi de bayağı bir temizlendi yani. Galiba güzel şeyler olacak. Son rutuşları yapıyorum arkadaşlar artık. Şöyle. Taşlarımız çok güzel olmaya başladı. Yalnız makina, ben biraz daha çalışmak isterdim fakat makinamız maalesef çok ısınıyor. Yani zaten bu iş için tasarlanmış bir şey değil. Artık binlik keçeyi taktık zaten arkadaşlar. Dediğim gibi son rutuşları yapıyoruz. Yani görüldüğü gibi dış füzyonların çoğu, bu beyaz katmanlar neredeyse pek çoğu çıktı. Çok azı kaldı.